Efendim benim balonlarım vardı, onları kim aldı? İbo söylerdi bu şarkıyı. Eski bayramlar nerede kaldı? Bayramda beraberiz. Bayramınız kutlu olsun. Bir yanaşın ellerinizden öpelim bir. Şöyle. Ya da elinizi sıkalım şöyle. İyi bayramlar sevgili Tolga. İyi bayramlar Emre Bey. Biz elinizi öpelim. Siz gözlerimizden Evet ama harçlık yok. Param yok. öpün artık. Bayram eşittir harçlık. Başka bir şey anlamıyoruz bayram denilince. Valla bu arada Romanyalı bir Nasılsınız? sağ ol çok teşekkür ediyorum. Romanyalı bir medya fenomeni var. Andrew Tate Romanya'da cinsel suçlardan yargılanıyordu. Bir kadına cinsel saldırıda bulunmuş. Kadın düşmanı olarak ilan edildi. Andrew Tate'nin sahip olduğu bütün Bitcoin'leri Romanya hükümeti dağıtmaya karar vermiş. Acaba bizim bu tarafa da dağıtır mı? Hani komşuda pişer bize de düşer. Bu alçak adamın Bitcoin'lerinden biz de nemalanır mıyız? Bayram harçlığı olarak Bitcoin almak isterdik gerçekten. Düğünlerde takılıyor. Bayramlarda harçlık olarak veriliyor. Kripto paralar artık çok meşhur. Yeni nesil zaten Jez jenerasyonu. Artık eski bayramların şöyle hasretini çekiyoruz hep beraber. Belki maddiyat da tatmin etmiyor. Yani eskiden bir 10 liranın, 20 liranın çok büyük değeri vardı gözümüzde. Şimdi belki 100 lira da verilse, belki 200 lira da verilse kıymet görmeyebiliyor. Çünkü ya tabii ki paranın değeriyle de alakalı, enflasyonla da alakalı ama bayramın ruhu biraz değişti sanki Emre Bey. Bayramın tüketilişi, algılanışı biraz değişti. Bana öyle geliyor, bilmiyorum siz nasıl dersiniz? Valla ben şeyi bekliyorum. Sünnet çocuğunun dedesi Tolga Atlı'dan bir Bitcoin. Vallahi o günleri görür müyüz Allah nasip ederse bilmiyorum ama İnşallah. inşallah takarız yani. İnşallah. İnşallah. Bir Bitcoin takarsan hemen ben de sünnet olurum ya. Vallahi yani şöyle takribi bundan 20-30 sene sonra bir Bitcoin ne kadar yapar? Gerçekten eğer o gün Bitcoin olursa ben şunu söyleyebilirim. Eğer 20-30 sene sonra Bitcoin hala hayatta olursa, yaşıyor olursa Bitcoin zinciri muhtemelen çok yüksek değerlerde olacak. Çok çok yüksek Mesela olacak. Öyle gözüküyor. bunu bir saklarsa Türkiye'nin yarısı yeniden sünnet olur Bir sana. şekerle aldatılırmış eskiden sünnetlerde. Bir şeker Lokum, severlermiş. lokum, ağzına lokum. Lokum. Bir tane lokum. Tamam bitti. Ama Bitcoin falan yapsın. küçük yer bayramları hala yaşıyor. Yani sen Ödemiş desin, Ödemiş oralar bayramları yaşıyor. Biz İstanbul'da bayram dedin mi şehir boşalıyor, herkes tatile o taraflara kaçıyor. Yani tabii burada küçük şehir olmanın, aileye, akrabalara yakın olmanın avantajı çok fazla. Bayram eşittir büyüklerin elini öpüldüğü, ziyaretlerin yapıldığı bir zaman dilimi olarak geliyor. Güzel şeyler bayrama kadar işten güçten fırsat bulamayıp bayramı vesile yapıp, bahane yapıp insanları ziyaret etmek, akrabaları, dostları ziyaret etmek güzel bir şey. Unutulmaması gereken ve aile kavramını güçlendiren, ayakta tutan temel değerlerimizden bir tanesi bizim. Yani son dönemdeki bu mülteci ve artık kozmopolit yapıya karşı ben bu kültürel değerimizin korunması gerektiği inancındayım. Biz de buradan teşvik edelim, el öpelim, harçlık verelim, sevindirelim küçüklerimizi, büyüklerimizi ziyaret edelim. O zaman ben şöyle diyeyim. Yeşim Ödemiş'e gidiyoruz. Bekleriz. Zaten yakınsınız, İzmirlisiniz. İnşallah bayramda bu tarafta İnşallah. olursanız. Valla inşallah rahat olursam gelmek isterim. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Zannediyorum bu bayramda en çok üzülen kurbanlar oluyor. Ama onlar da tabii güzel bir amaca hizmet etmiş oluyorlar. Her şey hepimizin gönlünce olsun. Çok teşekkür ediyorum Tolgacığım. Bayramda böyle İyi. ağzına bir minik tat bırakmak adına bir araya geldik. Birazcık sohbet ettik. Mutlu bayramlar diliyorum. Bayrama ait unutamadığın bir anıyı bir dakikada bana anlatırsan. Bayrama ait unutulamayacak anı yani çocuklar için bayram dediğiniz gibi hem büyüklerin elinin öpülmesi hem de harçlık alınması ama ben unutamadığım anı şöyle olsun. Doğu görevi yaparken babam polis memuruydu emekli şimdi. Malatya'da Arapbir'de yani çok böyle Malatya'nın da uzak bir ilçesidir. Birinci sınıftım galiba yanlış hatırlamıyorsam o dönem parayı bilmiyordum. Paranın ne demek olduğunu bilmiyordum zaten. Biz o bayram mahalledeki zaten mahalle ama evlerin arası da bayağı 100'er metre 200'er metre daha dağınık bir yerleşimdi. Bütün mahalleyi gezmiştik ve bir poşet şeker toplamıştım ben. Kurban Bayramı et bayramıdır, Kurban Bayramıdır ama işte Ramazan Bayramı biraz şeker bayramı olarak geçer. Böyle bir bayram geçirmiştim. O bende unutamadığım bir hatıra olarak kaldı. Kıymetliydi, tanıdık, tanımadık. 10 kişilik bir grup bütün mahallenin evlerin kapılarını çalmıştık. Bayramlarını tebrik etmiştik. Güzel anılardı. Çok teşekkür ediyorum. Benim bayrama ait unutamadığım en önemli şey bir kız arkadaşımın cebine kız kaçıran atmıştım. Kız korkudan bayılmıştı. Sonra da polisler gelecek diye aklım çıkmıştı. Aman siz öyle şeyler yapmayın diyelim. Noktayı koyalım. Mutlu İyi bayramlar. bayramlar.